Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Yemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla gönlümüzde taht kuran, şehir merkezine çok yakın bir inci, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı güzel köyden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Şu anda Melikgazi ilçesine bağlı güzel köydeyiz. Gerçekten adı gibi güzel bir köy. Yemyeşil doğası var. Gerçekten havası da oldukça temiz. Şehir merkezine de çok yakın bir pozisyonda zaten. Köyümüzün muhtarı da Mümtaz Bey ile birlikteyiz. Gezintimize biraz sonra başlayacağız. Muhtarım nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle tercih edip buraya geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Muhtarım şu anda şehir merkezine çok yakın, saklı bir cennetteyiz yani. Mutlaka bilenler vardır ama Kayseri'ye kaç kilometre uzaklıktayız? Atatürk Meydanı'na 23 kilometre mesafemiz var. İldem'le 7 kilometre mesafemiz var. Artık şehir konvoyuna girdik. Zaten şu anda burada aşırı bir talep var. Biz de gelen yeni komşularımıza elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bütün insanlığa olduğu gibi. Köyümüzün tarihçesi çok eskidir. Eski ismi Nize, Nize Çayırı diye anılır. Biraz önce de gördüğümüz gibi güvercinlikler. 12 taneye yakın eskiden su değirmeni, un değirmeni. Bunun yanı sıra tarihi bir ilkokulumuz, bir tane kilisemiz, iki tane tarihi köprümüz ve bununla beraber yer altı mağaralarımız mevcuttur. İnşallah bunlarla çalışma yapıyoruz. Bunları da kısa zamanda turizmi açmayı planlıyoruz. Artı aşağı mesire alanımız, belediyemizle işbirliği içerisinde yavaş yavaş bir ucundan başladık. Ağaçlandırma, temizleme, budama, artı bakım, vatandaşın hizmetini açmayı planlıyoruz belediyeyle birlikte. Yine karşıda camimizin olduğu cadde, eski Nize'nin olduğu yer, Bülent Altop Caddesi diye geçer. Tamamen tarihi evlerimiz var. Yine o tarafta yine güvercinliklerimiz var. Çoğunu eski kilise olarak kullanılmış güvercinliklerimiz var. Onları da tarihe kayda geçeceğiz inşallah. Peki nüfus olarak ne söyleyebiliriz? Güzel köyde kaç nüfusunuz var? Şu anda hane olarak 187 hane falanız. Ama yazları artar bu nüfus, kışları düşer. Genelde yazlıkçıyız, inşaatçıyız. Başka bir tarımımız yok. Ziraatımız olmadığı için köyümüz yüz ölçümü küçük ve arazimiz kayalık olduğu için ekim dikim olmamış. Atalarımız inşaatla uğraşmışlar. İnşaatçılık yani başka bir dediğim yani. Geçinip gidiyorsunuz. Vallahi köyünüz buradan çok güzel gözüküyor. Biraz sonra da gezmeye başlayacağız zaten. Şöyle tertemiz havanızı ciğerlerimize doldurabiliyoruz. Efendim eğer sizler de şehir merkezine çok yakın bir yerde köy hayatını görmek istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız, bu tarihi dokuyu hissetmek istiyorsanız ve yemyeşil ağaçların köy meydanını bir gerdanlık gibi bölüp arasından uzandığını görmek istiyorsanız, bu manzaraya sizler de şahitlik etmek istiyorsanız yolunuz, rotanız kesinlikle Melikgazi ilçesine bağlı güzel köy olmalı. Muhtarımı buluyorsunuz. Mümtaz muhtarım misafirperverliğiyle, sevecenliğiyle bizim gönlümüzü çoktan kazandı zaten. İnanıyoruz aynı şekilde, aynı duygularda size de hasıl olacaktır diyoruz ve bu muhteşem manzarayı yerinde izlemek istiyorsanız sizleri güzel köye davet ediyoruz. Efendim şu anda bir futbol sahasında değiliz. Bu düzlük, çimenlik sizi aldatmasın, yanıltmasın. Burası köye adını veren o meşhur eski ismiyle Nize Çayırı. Muhtarımla birlikteyiz. Şimdi çayırda biraz gezeceğiz. Mesire alanında dolaşacağız ve tertemiz havayı da ciğerlerimize dolduracağız. Değil mi muhtarım? İnşallah. Nize Çayırı eskiden beri hemen hemen Kayseri'nin tamamen tanıdığı bir yer. Suyuyla meşhur, değirmeniyle meşhur, ağaçlarıyla meşhur. Özellikle kuş bülbülüyle meşhur. Bülbülümüz çoktur. Gülaburu ve yaz boyu bütün meyvelerimiz, cevizlerimiz bu bölgededir. Aynı zamanda Gesi Bağları'nı
birleştiren Gesi Bağları ile birlikte paralel olan bölgemiz. Peki öyleyse Nize Çayırı'nı sizle beraber gezelim, şu suyunuzu merak ediyoruz. Elimizi yüzümüzü böyle buz gibi bir yıkayalım efendim. Nize Çayırı'ndayız ve gezintimiz devam ediyor. Efendim güzel köydeyiz ve hemen arkamızda görüyorsunuz güvercinlikler var. Geçmiş dönemde birçok vatandaşın hem et ihtiyacını hem gübre ihtiyacını karşılamış, hem de savunma sanayimizde barut ihtiyacımızı bir noktada karşılamış o meşhur Kayseri Gesi güvercinliklerinin hemen önündeyiz. Güzelköy güvercinliklerinin hemen önündeyiz değil mi Mümtaz Hanım? Evet. Salih Bey'in de belirttiği gibi Ermenilerle Türkler arasındaki ortaklaşa yapımı olan güvercinliklerimiz kayadan yumuşak, topraktan sert, trem dediğimiz bir topraktan eşilip içine yapılmıştır. Bu burçlardan aşağıya 6-7 metre bir boşluk var. İçerisinde 10-12 metre kare olan bir yerde yüzlerce kuş yuvaları var. Kuş yuvalarına senelik anaçlarlar, 3-4 sefer bunların yavruları çıkar. Biz de bunların gübrelerini sebzelerde, meyvelerde kullanırız. Artı zamanın savunma sanayinde, barut sanayinde kullanılan bir madde olarak da kendini korumuştur. Güvercin gübresi değil mi? Güvercin gübresi. Artı palaz olarak alıp yenilip o zamanki et ihtiyaçlarının %80'i buradan karşılanırdı. Ama şimdi artık günümüzde bu ihtiyaçlara gerek kalmadı. Sadece burayı tarihsel olarak koruyup UNESCO'ya da müracaatımız var. Sayın Belediye Başkanlarımız bu konuda ilgililer. Yıkık, patlak yerleri tamiratında yapacaklar. Kendilerinin sözü var. Ben teşekkür ediyorum. Peki Mümtaz abi, sen bu kadar anlattın. Yaşadığın o dönemde de güvercin dolması meşhur, yedin mi hiç? Tabii ki yedik. Nasıl olur güvercin? Çok nefis, çok lezzetli. Ama onu kestiğinizde ayaklarıyla kafasının hareketleri beni tövbe ettirdi. Nasıl yani? Böyle ağzını açıp yalvarıyormuş gibi ayaklarını dile kesince, bundan dolayı ben bir tövbe ettim, yemiyoruz. Yemiyorum. Ki bu güvercine acılıyorum artık, yemiyoruz. Yemiyoruz, evet. Tavuk yiyor musun? Tavuk yiyoruz. Onun kesilişini görsem belki ona da tövbe edersin. Aynen, aynen ama. Vallahi program sonu herhalde Mümtaz abiyi vejeteryan yapıp öyle geldi. Yok yok, öyle bir şeyimiz yok. Tabii bu bir haram günah meselesi değil. Yani yenilebilir ibaresi var. Sanatla hayvan sonuçta yenilebilir. Tabii ki. Yani ama amacımız sebzede, meyvede kullanmak. Bunun üzerine de ben başka gübre tanımam. Peki. Mümtaz abi, şimdi kameraman arkadaşımın hemen arkasında çok güzel bir tablo var. Şöyle dön Ahmet arkanı. Dön arkana, bak orada neler var. Vallahi çok doğal oldu, çok güzel oldu. Keçiler bir anda saldırmazlar değil mi? Yok 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 yok. Yani gerçekten çok doğal oldu. Kaya var. Şunun keçileri. Güzel köye doğru geliyorlar. Ne doğal bir güzellik. Kesinlikle. Yemyeşil çimenlerin arasında bembeyaz keçiler programımıza renk katlı, onlara doğru yürüyelim mi Mümtaz abi? Efendim gerçekten bizim için de güzel bir sürpriz oldu. Baktım çalılar kıpraşmaya başladı. Ya dedim çalı tek başına kıpraşmaz. İnşallah köpek değildir. Bize de saldırmaz. Bir döndüm keçiymiş. Gerçekten muhteşem bir güzellik abidesi. Çobanımız da başında keçileriyle birlikte burada otlamaya devam ediyor. Mümtaz abinin de söylediği gibi Kayabağ'dan Güzelköy'e doğru onlar da gelmişler. Ve bu verimli topraklarda güvercinliklerin hemen yanında otluyorlar, yayılıyorlar deyim yerindeyse. Şöyle biraz onlara doğru gidiyoruz ama onların çok bize doğru gelesi yok. Onlar daha çok bizden kaçmanın peşindeler. Gerçekten bu da farklı bir güzellik. Böyle yaz ayları geldiğinde biliyorsunuz otlar yeşerdiğinde hayvanlarımız da otlamak için bu güzel arazileri renklendiriyor, şekillendiriyor. İşte Güzelköy'de bir gün böyle devam ediyor. Efendim Güzelköy'de gezintimiz devam ediyor Mümtaz Muhtarım'la birlikte. Şimdi burada bir tarihi bir nokta var aslında, öyle söyleyeyim ama teknolojik imkanlarla donatılmış. Eskiden atları, eşekleri, camızları gördüğümüz yerde artık makinaları görüyoruz. Biraz şu an tabii kullanılmadığı için böyle kirli gibi duruyor ama burası işleve döndüğü zaman gayet temiz, pırıl pırıl vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. Nedir muhtarım? Bu
köylünün bulgur yaptığı seten dediğimiz, sizin de buyurduğunuz gibi hayvan gücüyle çalışırdı. Şimdi motor gücüyle çalışıyor ama şu anda buna da ihtiyaç yok. Sadece sembolik olarak durduruyoruz. Anıt, tarih. Teşekkür ederim. Köyünüzde yaşatılıyor. Şimdi efendim bilmeyenler için söyleyeyim, içine seteni, buraya bulguru vesaire koyuyorsunuz. Yağını çıkartmak istediğiniz, kabuğunu ayırmak istediğiniz her ne varsa buraya dolduruyorsunuz. Şuraya da hayvan bağlanıyor ve burada artık eşek, at, camız ne bağlarsanız dönmeye başlıyor. Tabii hayvan gücüyle birlikte, onun dönmesiyle birlikte de bu gördüğünüz taş buradan hareket etmeye başlıyor ve içine koyduğunuz bulguru, pirinci, artık seteni, neyi koyuyorsanız onu ezmeye başlıyor, dövmeye başlıyor. Yağı bir tarafa, kabuğu bir tarafa çıkıyor ve bu şekilde de burada yaşayan vatandaşlar yıllar boyu mutfaklarında bu yiyecekleri kullanmış, satmış, ticaret yapmışlar. Gün günümüze geldiğinde ise her şey olduğu gibi teknolojiye seten taşı da yenik düşmüş. Peki muhtarım, bu seten taşı kaç yıllık ve kim tarafından yaptırılmış, bilgimiz var mı? Bu seten taşı en aşağı 300 yıllık var. Hangi kültürden geldiği bilinmez ama bizim mahallemiz eskiden beri Ermenilerle iç içe yaşanmış. Onlardan alınmış bir takım kültürler var ama tam diyemem ki Ermeniden kaldı diyemem. Türklerden de olabilir, onlardan da olabilir. Bildiğimiz gerçek tarih, 300 yıllık. Tarihi çok eski. Kayadan oyma. Evet. Kayadan oyma. Hala da kullanılsa kullanılır vaziyette. İtibariyle kullanalım dediği zaman herkes gelip burada seten yapabilir. Evet muhtarım, arkamızda tek kemerli tarihi bir köprü var. Çift kemerli mi? Pardon, artık birini göremiyoruz otlardan dolayı. Herhalde eskiden alttan su akıyormuş, şu an kuru ama. Gelen su akardı. Hemen sol tarafımızda un değirmeni, suyla çalışan. İnşallah orayı da hizmete geçireceğiz. Bu köprünün tarihçesini bilmiyoruz. 500-600 daha da üstün olabilir. Karşıdaki yerde eskiden kilise olan ama altı soğuk hava deposu niteliğinde Kayabağ'daki kiliseyle birlikte ortak kullanılarmış. Kami yolu, bunun üstünde Kami yolu. Değirmenlerimiz eskinin organize sanayi gibi aylarca, günlerce sıra bekleyip un öğütülen yerler. Eskiden gıdada tek un olduğu için aylarca beklerlermiş. Bu değirmenler unlarını öğütür giderlermiş. Bu köprüde Kayabağ ile bizim manastır ve kilise arasında bir yol. Nize Çayırı buradan başlıyor. Hemen sağ tarafımızda da kaynak suyumuz var. Kaynağın çıktığı yer, Nize Çayı'nın sulandığı yer. Evet, bu Gesiye Vadisi'ne gider. Vadimizde de bizim ağaçlarımızı sulayarak geçer. Yazın soğuk, çok soğuktur. Elinizi 5 dakika tutamazsınız. Bunu... Bak, ama sen gezerken dedin ki 5 dakika tutana ödül vereceğim dedin. Ha, yazın geleceğim. 5 dakika tutarsam ödülümü alırım. Ne isterseniz. Peki. Bir mangal yakarız. Oo süper. 10 dakikada tutarım. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Yalnız şunu da ilave edeyim. Köprünün ayağını hazineciler, defineciler yıkmış, çalışmış. Biz tekrar Anıtlar Kurulu'na yaptırıp orijinalliğini korutmak istiyoruz. Etrafını temizleyip gerekirse gece led ışıklarını da aydınlatmayı düşünüyoruz. Evet, şunu ben bir kez daha yeri gelmişken vurgulayayım o zaman. Maalesef her tarihi eserimizin başına gelen arkamızdaki köprünün de peşini bırakmamış. Kim onlar? Tabii ki 3 kuruş için tarihini satmaya çalışan o meşhur definecilerimiz. Artık tarihi eserlerimizi biraz rahat bırakalım. Kiliselerimizi, köprülerimizi, geçmiş yılların bize bıraktığı okulları, medreseleri, tarihi eserleri, camilerimizi artık rahat bırakalım. Bırakalım ki tarih orada tüm güzelliğiyle, haşmetiyle durmaya devam etsin. Dedelerimizden bize kalan bu yapılar aslında torunlarımızın, geleceğimizin bize mirası. Mirasımıza hep birlikte sahip çıkalım ve tarihimizi define uğruna harcamayalım. Efendim, güzel köyün tarihi değirmeninin İçerisindeyiz. Şu an harabe olduğuna bakmayın. Burası yıllar evvel günümüzün organize sanayisindeki bir fabrikadan farksız bir şekilde işliyordu ve vatandaşların hizmetine sunuluyordu, değil mi muhtarım? Evet. Çocukluğumuzda Gürpınar'dan gelen debisi yüksek suyla, tabii ki bu değirmen sayımız 10-12 belirtmiştim. En son bildiğimiz bu değirmen kullanılırdı.
şimdiki mal sahipleri, mülkiyet sahiplerine görüşüyoruz. Belediyemizle de görüşüp bu değirmeni aslına uygun onarıp demo olarak yeni gençliğimize tanıtmayı planlıyoruz. Belki bir sonraki sefer gelişimize burası üstü kapanır. İnşallah. Tıpkı o tarihi bezirhaneler gibi burayı da güzel bir şekilde anlatırız. İnşallah. O ilk önce mal sahiplerinin inisiyatifine bağlı. Tek akabinde de belediyemizin desteğine bağlı. Şöyle biraz tarif edecek olursak değerli izleyenler, işte görüyorsunuz geçmiş dönemde burada yaşayan vatandaşlar değirmene geliyorlar ve hayvanlarını buraya bağlıyorlar. İşte burası hayvanların ipini bağlamak için kullanılan bir yer, yular yeri. İşte aynısından karşılıklı olarak sağlı sollu bir şekilde kemerin diğer taraflarında da var. İşte burada da var, hatta öyle ki burası aşınmış, o kadar çok hayvan bağlanmış, o kadar çok ip geçmiş ki artık bir noktada aşınmış. Yine sağ tarafımızda da aynı şekilde hayvan bağlama yerlerini görüyoruz. Tabii uzun kuyruklar düşünün, uzun sıralar düşünün. Fırınların önündeki Ramazan pide kuyruklarından daha uzunlarını düşünün. Yalnızca ekmek yapmanız için, gıda yapmanız için ihtiyacınız olan unu buradan karşılayabiliyorsunuz. Ve burada da işte görüyorsunuz, insanlar zamanında sıra beklemiş, burada kalmışlar. İşte bu değirmenin taşı. Her değirmenin bir taşı olur. Bu değirmenin taşı burada. O da zamana yenilmiş, zamana yenik düşmüş ama bir noktada da olsa yaşama, tarihe, hayata tutunmaya burada çalışıyor. Bizler de ona sahip çıkacağız muhtarımla birlikte inşallah. Bundan sonra biz de muhtarımla görüşeceğiz, takipçisi de olacağız, bunu da ifade edelim. Yarısı toprağın altında kalmış, yarısı ise toprağın üstünde. İnşallah bir sonraki sefere bu değirmen taşı hak ettiği yerde ve bu değirmen restoresi yapılmış, sizlerin hizmetine girmiş bir şekilde tüm haşmetiyle ayakta duracak. Taş yapıyı görüyorsunuz. Taş gibi, kaya gibi sert, hala yıkılmamış, duvarlar dimdik ayakta. İnşallah güzel bir çalışmayla da tarihimizi yeniden kazandırabiliriz ve torunlarımıza, bizden sonraki kuşaklara ve nesillere de aktarma yolunda önemli bir adım olur. Oldukça güzel bir değirmen. Gerçekten güzel köyün havası, suyu, taşı, toprağı, adı gibi güzel. İnşallah sizleri de bu güzelliği görmeye davet ediyorum. Efendim şu anda güzel köyün en güzel evinin de önündeyiz. Böyle yıkık dökük, virane, harabe olduğuna bakmayın. Demme villalara taş çıkartacak cinsten. Bir restore edilse, ah o restorasyon bir tamamlansa, o zaman görün bir de böyle gelinliğini giymiş, boyasını, süsünü takmış gencecik bir kız gibi olur herhalde. O kadar güzel olur, onu da ifade edelim. Şimdi muhtarımla birlikteyiz. Tabii içerisi şu an virane, harabe de olsa hala görülmeye değer. O geçmişin haşmetini, geçmişin o gösterişli, şaşalı bütün izlerini de gayet güzel bir şekilde yansıtıyor. 1885 yılında yapılmış, yukarıda da zaten tarihi var, oradan anlayabilirsiniz. Muhtarım neredeyiz şu anda? Güzelköy, Nize diye tabir ettiğimiz Nize girişi, eski Nize caddesi. Şimdiki Bülent Altop Caddesi'ndeyiz. Buyurduğunuz gibi 1885 yapımı, Ermenilerden kalan bir evimiz. Ama bizim bu evi eski valimiz Talat Öncel Bey burada büyümüştür. Valimiz oturmuştur. Biz buraya vali konağı diyoruz. Sayın Kayseri valimiz, Palancıoğlu başkanım geldiler, gördüler. Bu evi satın alalım, restore edelim, köy konağı haline getirelim. Köyde üretilen ürünleri de burada teşhir edelim dediler. Ama olmadı. Bu özel bir kişi satın almış. Satın alanı şu anda tanıma fırsatı bulamadım. Hala biz buraya talibiz. Yine talibiz. Sonuna kadar talibiz. Biz burayı eski görünümüne uygun şekilde yapıp halkın hizmetine sunacağız inşallah. Peki muhtarım, buranın bir tarihi var mı, bir hikayesi var mı, bir geçmişi var mı, burada yaşanılanlar, sizin hatırınızda kalanlar var mı? Atalarımızın anlattığına göre burasının öndeki gözüken küçük dükkanın kuyumcu dükkanı olduğu, Ermeni komşularımızın en zengin bir insan olduğu, hayırsever, insanlara yardımcı olduğunu, özellikle Ramazan aylarında Müslümanlara paketler dağıtıp insanlarla sıkı fıkı komşuluk yapmış bir kişi olduğu söylenir. Tarihçesi budur. Kuyumcuymuş burada oturan. Evet. Senin de gençlikten evet. Meslektaş. Halıcı, kuyumcu, yani Kayseri'nin ileri gelen zenginlerden biriymiş. Burası da onun güzel eviymiş. Zaten şöyle bir bakacak olursak, hala şu aradaki sonradan bozma çimentoyu saymazsak, betonu saymazsak, taş yapı zaten muhteşem bir güzellikte. Dimdik ayakta. O kolay. Onu yapmak kolay. Restorede onu yapmak kolay. İşte burası da
Bu Ermeni abimizin, dedemizin eviymiş. Onu ifade edelim. Tabii artık açılmıyor. Burası dükkanıymış. Özür diliyorum, yanlış söyledim. Burası dükkanıymış. El işlemesi, perforjesi zaten oldukça güzel bir şekilde hala ayakta. Vallahi bu tarihe sahip çıkmak gerekiyor. Gelip görmek gerekiyor efendim. Onu ifade edelim. Tahtadan panjurları da hala duruyor. Muhtarımın ifade ettiği gibi gelip görmek gerekiyor. Tarihe hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Tarihi Ispa Çeşmesi'nin hemen başındayız. Buz gibi suyu yüzyıllardır akmaya da devam ediyor. Osmanlı'nın Lale Devri dönemine tekabül eden zamanda yaptırılmış ve görüyorsunuz işte tarihi doku, tarihi yapı güzel bir şekilde de korunmuş. Muhtarım, neler söyleriz çeşme ile ilgili? Çeşmemizin restorasyonu yapılması için müracaatlarımızı yaptık Anıtlar Kurulu'na, gerekli yerlere. Bu çeşmemizin tabandan kaynayan suyumuzda maalesef, onu üzülerek söylüyorum, ya kaçtı bir yere ya da kurudu. Kaşke bize bu suyu bağışladı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. İlelebet akacaktır. Köyümüz için önemli bir simge değil mi? Köyümüzün eskiden hayvanlarının sulandığı, hanımların çamaşırını yıkadığı tek çeşme burası. Çok olaylara şahit olmuştur. Kazan kazan çamaşırlar burada yıkanmıştır. Hatta benim hanım buraya zamanında düşmüş, çamaşır diye bulmuşlar. Sonradan Allah ömür verdi, yaşıyor. Güzel de bir anısı varmış. Allah uzun ömür versin muhtarım. Teşekkür edelim. Eğer yolunuz düşerse efendim, mutlaka bu buz gibi suyu ve şu akustiği mutlaka yaşamanızı tavsiye ediyorum. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta adı gibi, ismi gibi Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Güzel Köy'den seslendi. Güzel Köy'ün tarihi yapısı, tarihi dokusu ve geçmiş zaman hikayeleri bizleri kendisine hayran bıraktı. Eğer yolunuz Melikgazi'nin Güzel Köy'e düşerse muhtarımı bulmayı ve bu muhteşem doğayı, muhteşem tarihi sizler de ortak olmayı ihmal etmeyin diyorum. Efendim, önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.